Herkese merhaba arkadaşlar. SnowRunner'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Keyifler yerindedir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. En son tam olarak nerede kaldığımızı hatırlamıyorum. Ben oyuna bayağı bir ara verdim. Hatta kanalda uzun zamandır video atmıyordum. Ama hatırladığım kadarıyla bunu şu anki kullandığımız aracı görüyorsunuz. Bunu ben şeyden bulmuştum. Oh, korneye yanlıştı bazlık. Şuradan küresel haritadan. Tamir'den bozulmuş topraklar. Buradan şurada bir yerde kurtarmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Buraları da biraz keşfettim. Hatta şöyle göstereyim. Bulunduğumuz haritanın da açılmayan yeri kalmadı. Bilerek böyle yaptım. Size göstermedim. Çünkü bunları kuleleri açmak, bu gözlem kulelerini açmak uzun sürer diye. Şurada mesela görüyorsunuz. Direkt görevlere odaklı. Hani ne yapacağımız belli olsun diye. Bu şekilde haritayı açtım. İlk görev olarak da şurayı, kayaları. Burada kapatılmış bir yol var. Onu açacağız. Bu arada kanala abone olmayı, video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi, sormak ya da belirtmek istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmında da belirtin. Şimdi ufaktan başlayalım. El frenini tabi indirmeden önce bir paralelimizi çalıştıralım. O kapkara bir duman attı. Umarım yağ yakmıyordur. Şimdi buradan ne alacağız biz? Servis yedek parçaları alacakmışız. Tamam. Şurada bir tane yer var sanki. Kargo yedim. Hadi iki tane alacağız biz bundan. İlave. Bu arada oyunu Türkçe'ye de yaptım. Önceki bölümlerde yoktu. Onu da fark etmişsinizdir. Bir saniye şu kulaklığın sesini biraz açayım, bana biraz az geliyor ses. Evet. Umarım size de kötü gelmiyordur benim sesim. Öncelikle bir yol çizelim kendimize. Tamam, buradan gideceğiz. Bu arada bu bulduğumuz araç oyundaki yani olan güzel araçlardan bir tanesi. Sürekli 4x4 açık ve diferansiyeli kitli. Yani normal diferansiyeli kitlemek için düşük vites alıp ondan sonra diferansiyeli kitliyorduk ama bunda sürekli açık. Ama bunun kötü tarafı sürekli açık olduğundan dolayı yakıtı biraz fazla. Bu arada oyun ben oynamayalı bayağı bir güncelleme gelmiş. Oyuna gerçekten çok uzun bir ara verdim. Kanalda da yeni oyun serileri devam edecek. İzlenme sayıları biraz az ama olsun. Zaten hani oynarken bu arada yanlış gitmez herhalde. Zaten amacım hani orada dursun. Hani hatıra niteliğinde benim için. Tıkımız 88'de 82 daha yani herhalde. %1'ini falan. Şöyle bu taraftan gideceğiz.
devrinin düşme sesi de çok güzel gerçekten. Peki gelen güncellemelerle bunların da seslerini düzeltmişlerdir. Şimdi bulut çözdük var ya. Dümdüz gideceğiz abi. Zaten bu kamyon kolay kolay batmaz. Derken bak. Şuraya bir incimizi atalım. Tabi ben oyunu bir saat kadar falan gene oynadım. Dediğim gibi gözlem kulelerini açtım ben biraz da elimsizsin diye. Kayda geçmeden önce. Biraz alıştırma yaptım. Evet geldi. Boşalt abi. Evet, buradaki yolu açtık. Artık buradan bu şekilde aşağı doğru gidebiliriz. Kayıp Ramörk. Daha farklı bir görev alalım ya. Kamyonu onar. Kayıp çantalarda ne varmış? Şu an seçemiyoruz sanırım ya. Yanına mı gitmemiz lazım bize? Burada fazla görev var ama yani bizim için pek yakın yerlerde değiller. Yani şu anda fazla da bir aracımız olmadığından dolayı nehrin karşısı mesela burada bir nehrin karşısı diye bir görev varmış. Görev yerleri çok uzakta yani. Başka yakında bir görev var mı? En yakın bu. Oraya da gitmeye gerek yok. Şöyle yapalım. Aracı kurtarayım yani garaja dönelim. Buradan global map'tan Kara Nehre gidelim. Gözlem kulelerini o kadar açtım ama gene de tabii ki Michigan'da bayağı bir kalmış. 2 4 5 tane var sanırım. Aynen. Yiyecek teslimatı falan filan. Şimdi şuradan yukarıyı keşfetmemişiz. En yakın yer olarak burası var. Şuraya mı gitsek ya da? Burada bir tane bir şey var, bir görev var. Şu düşen elektrik hattı. Şuraya gidelim. Hatta yolumuz üstünde buradaki görevleri de yaparız. Ya da şuraya mı gitsek? Biz buradayız. Buradan neyse şu elektrik hattını düzeltelim arkadaşlar. Ondan sonra devam ederiz. Bir tane ramör alsak mı? Belki oradaki görevi yaparken hani lazım olur. Ramörleri genelde pek sevmiyorum. Bu oyunda biraz hani asfalt olmayan yerde başa bela olabiliyor. Ki oyunda da çok fazla asfalt yok.
Burası bu arada hani bizim ilk keşfettiğimiz garaj, ilk garajımız. Aslında bu aracı bir yükseltme falan yaparsak çok daha güzel olur. Şu an üzerindeki lastikler hani ne durumda bilmiyorum. Yani çamura mı yoksa kışa karşı mı dayanıklı? Kışa karşı değil büyük ihtimalle. Zaten kışa karşı dayanıklı olan lastikler genelde zincirli oluyor. Bu yakında şurada bir görev var. Şuna bir bakalım. Şurada bırakayım ben hemen. Yoksa geri gelmede benim için sıkıntı çıkarabilir. Zaten şu an biz o görevi almışız. Ne yapmamız gerekiyor? Ha, buraya gitmemiz lazım. Yok ya, bu kadar geldik. Kayması düşen elektrik attı. Ama buradan alamıyor muyuz görevi ya? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum ama. Ya da görevin üstüne gitmemiz lazım yani. Bu şekilde kamyonuna giriş yapmamız lazım yoksa görevi alamıyoruz. Kestirme olarak yok, burası full batak. Hiç gerek yok. Oraya girin çıkamayız zaten. İmkanı yok. Ben yani orada çıkmak için bir saat kadar uğraşmamız lazım. Litre falan yiyeyim. Ben de bir direksiyon seti gibi bir şey olmadığından bu kadar da bir fareyle oynuyorum. Buram yoktu, burada bırakacağım arkadaşlar. Asfalta çıkınca çamurlardan kurtulma çok iyi olmuş. Görevi göster. Kabul edelim. Ne gerekiyor? Oh tamam, bir tane metal kirişler gerekiyor. O da şu sanırım, aynen getirdiğimiz römorkta var. Tamam, bize beton blok lazımmış, iki tane. Onu da depo var en yakın olarak. Şurası var, hatta şu kaya kayması görevlerini de alabiliriz. Yani buraya iki tane beton blokla geleceğiz.
Tamam, yok, burada kalsın şimdilik. Bir şehirden bir tane beton bloğu alıp gelelim buraya. Şimdi bu engeli kaldırırsak diğer tarafa da orada gidebiliyoruz. Oradaki görevleri de yapacağız. Video 20 dakika, pardon, 30 dakika ile 45 dakika arasında olabilir. Oyun videoları. Hatta ara ara kesilebilirim direkt. Genelde karanlıklı şey yapmayacağım zaten. Sürmeyeceğim aracı. Sanırım burayı yapmamıştım. Çok da fazla hasar almadım. Bu oyunda Kırkatların yokluğunda fena değil. Biraz karanlık oldu sanki. Aynen, dümdüz gideceğiz. Metal sıkıntıları diye bir görev var burada. Ona da bir bakalım. Burası otel yanlış anlamıyorsam. Şu anda görev etkinleştirmiyorum. Oyuna bayağı bir güncelleme geldi. Hatta harita da gelmiş. Ben oyunun giriş sürümünü Game Pass'te olan sürümünü oynadığım için orada sadece standart sürüm yapıyorum. Şu kaya kaynasını da bakalım. Servis yedek partisi lazımmış. Burada 3 tane servis yedek partisi var. Bir saniye. 2 tane buradan malzeme gidecek. Bir tane de oradan. Ama şu an benim 10 almak için uygun aynen aracım yok. Bu sadece bir normal Dorse. O yüzden biz elektrik görevine devam edeceğiz. Neden böyle olmuyor? Şuradan mı olacak? Tamam, buradan ya. En azından bunu da aldık. Hatta şuradan şu eksik malzemeler görevi nedir? Motor
O, buradaki römorki istiyor, anladım. Önce oraya gitmek için bu ilerideki yolu açmamız lazım. Şöyle yapalım, bununla hemen şu beton blokları alalım, gidelim. Ardından Dorse'yi takıp buraya tekrar gelmemiz lazım. Bir saniye ya. Burası zaten beton bloğu gösteriyor bize. Pardon. Metal kirişleri gösteriyor. Beton blok için depoya gitmemiz lazım. Yanlış geldik ya. Kötü oldu. Şimdi o zaman yapacak bir şey yok. Kaya kayması o tarafa gider. Bizim için önemli değil. Yukarıdan gitmemiz lazım bizim de böyle. Anladım. Yanlışlıkla geldik buraya. Aracı kurtar deyip direkt garaja geldim. Zaten depoda garaja yakın olduğu için hemen buradan 2 dakika gidelim arkadaşlar. Hem orayı da açmış görmüş oluruz. Blokları alabiliyor diye biliyorum, iki tanesi. Yani bir römork iki tane girebiliyor diye biliyorum. Şimdi şuradan direkt yukarı çıkacağız ya. Şurada bir kestirme var, onu oraya gelince düşünüyoruz. Tabii şu gözlem yerini açarsak daha net görebiliriz hatta. Hatta görevleri de görebiliriz. Berbat ya. Burası bizi bayağı kötü olacak. İhtimalle bir yol kapalı olabilir arkadaşlar ya. Ama deneyelim ya. Kampa doğru gidiyormuş. Dağ kuru gibi geldiği için yol. Burayı tercih ediyorum. Kampa geldik. Hemen buradan da depoya gidebiliriz. Kampta muhtemelen bir görev vardır diye tahmin ettiğim bir tane görev var. Hemen onu da alalım. Ne istiyorsun? Tepenin kralı. Buradan giderek şu kuleyi keşfedebiliriz.
orası bizi bayağı bir zorlar. Birlikte gitmek için imkan yok. Büyük ihtimalle bu dağın arkasından dolanacağız buraya. O yüzden şimdilik burayı boş veriyorum. Dönüşte de buradan gideriz. Bizim için daha iyi olsun. Genelde böyle depo gibi yerlerin yani malzeme yüklü alanlarının yönü belirli bir yerden sonra asfalta dönüyor. Ondan sonra bir insan derin bir nefes. Şimdi burada römork de varmış. Aslında römorka da yükleyelim. Lazım olacak. Bir saniye ya. Şeyde gerekiyordu herhalde. Şu kaya kaymasında. Servis yedek parçası. Servis yedek parçası şu değil mi zaten? Ya da depodan alabiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi o kuleye büyük ihtimalle buradan gideceğiz. Ben gene de servis yedek parçaları şurada olduğundan dolayı onu almayacağım. Beton blok yükleyeceğim. Römörke de beton blok yükleyeceğim ki bir daha buraya gelmek zorunda kalırsak belki römörktekiler işe yarar yani. Ekstradan buraya gelmemize gerek kalmaz. Biraz fazla yakın da oldu. Şöyle biraz burada bir gaz verdim mi? Bunlar bilmiyor. Şimdi taktık. Ufak tefek röportaj ayarlarında biraz çekebiliyor. Tuğdalar. Tuğda gerekli değil şu an ya. Beton bloğu biz aracı yükleyelim. Hayır, iki tane abi. Bunları yükledik. Şimdi römörke. Bu da var. Metal keşer servis edebiliriz. Lazım olabilir mi ya? Beton bloğu. Kesinlikle lazım olabilir beton bloklar. Yani şu anda araç biraz zorlanmaya başladı. Aslında buralara gelmek için bunların arkasına dorsa takıp gelmek daha mantıklı olur. O şekilde gelirsek eğer. Buradan geldik herhalde. Aynen.
Tamam, buradan çıkarız ya. Buraya gelirken gibi tepe gibi olsaydı biraz sıkıntı yaşardık ama. Hadi o kadar da bataklık değil sanırım. Bunu yükseltme paketleri büyük ihtimalle Michigan'da falan bulunmaz. Daha fazla yolumuz var da kesinlikle kullanmamız için. Ömer bir çizgi o beton blokların sesi müthiş. Patuk kutu edeyim. Umarım Ömer filmde var. Beton blokları burada mı bıraksın? Yok ya, burası zaten depoya yakın. Burada bırakmanın tekini anlamıyorum. Şehir merkezinde bırakmak daha mantıklı. İlk oynadığımızda sanki yağmur yağmıyor diye biliyorum. Oyunda bu da sanırım güncellemelerle birlikte gelen bir özellik. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama daha önce hiç dikkatimi çekmemiştim. Aslında şöyle hızlı sabitleme gibi bir şey olsa gibi bırakmak gibi. Çok daha güzel olur. Neredeyse asfalta geldik. Yeşil gösterge de fidesi ekonomik modda kullanıyor. Daha doğrusu şoför fidesi ona göre atıyor. Biraz
olması burada bırakacağız. Diğerini alacağız. Seviye atladık. Evet arkadaşlar, düşen elektrik hattını tamir ettik. Şimdi buradan biz nereye gidebiliriz? Tabii ki şu arkalara doğru gidebiliriz artık. Buradan da gidebilirdik ama kereste fabrikasında falan hani bir yük almak gerektiğinde büyük ihtimalle bu yolu kullanacağız zaten. Başka var mı yol? Yok. Bir devam edelim bakalım ilerisine. Artık yol açıldı. Yağ tankı. Kabul edelim bakalım. Şimdi şuradan hemen biz bir yakıt alalım. Benzin istasyonu. Yakıtı söyledik. Şeyde alabilir miyiz ya? Eksik yağ tankı. Nereye götüreceğiz? Bunu alıp sanırım buraya getireceğiz. Evet, yanlış hatırlamıyorsam bu benzin istasyonlarından biz variller de yükleyebiliyorduk. Onun için şunu götürmemiz lazım. Ramörkü burada bırakalım hemen. Ya tankı aynen doğru şeklinde herhalde. Aynen. Burada da bir şey var. Bu doğrusu bize ait herhalde. Yok değil. Anamın görevi açılmadı. Tamam, şöyle yapalım. Direkt
Oraya gitmemiz lazım bizim. Silah tankı göre hop bir saniye. Umarım bu ışıktan dolayı telif hakkına girmez diyor. Aslında benim amacım şuradaki gözlem kulesini de açmak. Yolun üstüne. Gözüküyor zaten. Ben bunları gene videodan sonra açmaya devam ederim arkadaşlar. Yanımdaki yol gidiyor büyük ihtimalle. Aynen. Vallahi çok bir şey daha var. Bir saniye, buradaki yol kapalı zaten. Bunu almamız lazım. İzlemeye başladıysam bir tane metal kiriş gerekiyor. Nerede vardı? Ah be. Bunları amörkte harcadım ben ya. Metal kiriş, aa bu da var. Tamam. Hemen şu köyün arkasından dolanıp buraya getirebilirim. Karşıya da getirebilirim. Karşıda yeri yok sanırım sadece. Aa var, tamam. İki taraflı oluyor genelde bunlar. Şimdi şuradan çıktım. Burayı keşfettikten sonra köprüyü yaparız. Ki köprü yapmak şöyle önemli. O römorkla buralardan geçmem biraz zor. Onun için de yolu uzatacağım. Nereden? Ya şuradan da gidebilirim aslında ama şurası daha kolay olur. Asfalt olduğundan dolayı yani. İnanın bana nereden baksanız yani şuradan gitmekten daha kolay olur. Şöyle bir ihtimal çok zorlu, çamurlu araziler var. Kulesi açıldı. Bakalım haritada artık neler gözüküyor. Aa, evet, burada da bir yol kapanmış. Biz bunu buradan kurtarsak. Oo. Büyük ihtimalle tekrar buradan gideceğiz ya. Çok sıkıntılı. Şurada büyük satmaya göre şey varmış, upgrade var araçlar için. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümden de bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, son bir kez daha belirtmek istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmında da belirtin lütfen. Bir sonraki Snowrunner bölümde görüşmek üzere.